Merhaba arkadaşlar, English Hotshot with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde transitions yani sentence connectors, iki ayrı cümleyi birbirine bağlayan, paragraf başlatamayan ve kendisinden önceki cümleye muhtaç olan bağlaçlar grubunun üçüncüsünü işliyoruz. Paralellik bildiren yani aynı düşünceyi devam ettiren bağlaçları işleyeceğiz. Bir önceki cümlede olumlu bir şey söylediyse bu bağlaçlarla bağlayıp bunların devamında da olumlu bir şey söyleyecek. Bir önceki cümlede negatif bir şey söylediyse bu bağlaçları koyacağız. Daha sonra gene negatif bir şey söyleyecek. Paralellik dediğimiz bu. Şimdi kendisinden önceki cümlede söylenen düşünceye ya da yargıya paralel bilgi veren ve o düşünceye ek bir şeyler anlatmaya yarayan bağlaçlar şunlar. In addition, additionally, in addition to this, besides, moreover, furthermore, what's more, apart from this, also. Bunlardan sonra tam cümle getiriyoruz. Tam cümle ne demek? Subject, verb, object. Bunlar iki ayrı cümlenin ortasına gelecek. Bunlardan sonra da tam cümle getireceğiz. Bunların hepsi eş anlamlı ve bunun yanı sıra buna ilaveten, bakın Türkçede de bir tane karşılığı yok. Türkçede de şu an saydıklarımın hepsi eş anlamlı. Birbiri yerine kullanılabilirler yani. Bunun yanı sıra buna ilaveten, buna ek olarak, ayrıca, dahası, üstelik anlamında çevirebiliriz bu bağlaçları. Şimdi eğer gene aynı şekilde paralellik bildiren prepositional phrase diye geçen noun ya da gerund yani ad, ad öbeği ya da ad eylem alanlar ise şunlar. In addition to, besides bu arada hem tam cümle alabiliyor ki tam cümle aldığı zaman zaten ne diyoruz biz ona? Sentence connector. Hem de ad alabiliyor, ad öbeği alabiliyor yanına. Apart from, as well as, over and above. Bunlar gene nın yanı sıra anlamı veriyorlar. Bir şeye ilaveten, o yanına gelen ad neyse ona ilaveten, onun yanı sıra anlamı veriyorlar. Fakat tam cümle almıyorlar. Bunlardan sonra ad, ad öbeği ya da ad eylem yani verb ing geliyor. Aynı şekilde additionally ve also'dan sonra ad, ad öbeği ya da fiil getirebilirsin. Mesela iki ayrı verb'ü, iki ayrı fiili de bunlarla bağlayabilirsin. Verdikleri anlam dediğim gibi nokta noktanın o yanına gelen ad neyse onun yanı sıra ona ilaveten nokta noktaya ek olarak nokta noktanın yanında anlamı taşıyorlar. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Hep olumlu bir şey söylüyorsa bu bağlaçlardan birini koyduktan sonra gene olumlu devam edecek. Olumsuz bir şey anlatıyorsan bu bağlaçları koyacaksın araya. Diğer cümle gene olumsuz olacak. Kuşadası has many historical places worth visiting. Burada bu cümle bitti. Şimdi ne diyor burada? Kuşadası'nın görülmeye değer, ziyaret edilmeye değer birçok tarihi yeri vardır. Herhangi bir ismin yanına worth artı verb ing koyarsan bir şey yapmaya değer anlamı katıyor. Mesela worth seeing, görülmeye değer. Worth visiting, ziyaret edilmeye değer. Şimdi Kuşadası has many historical places worth visiting. Kuşadası'nın görülmeye değer birçok tarihi yeri vardır. In addition, bunun yanı sıra buna ilaveten ayrıca dahası üstelik it has lots of lovely beaches. Üstelik birçok harika plajı vardır. İki tane olumlu şeyi bağladık. Burada tabii in addition yerine in addition grubunda verdiğim herhangi bir bağlacı kullanabilirsin. Yani bu cümlede atıyorum in addition yerine additionally, in addition to this, besides, moreover, furthermore, what's more, apart from this, also hepsi gelebilir. Aynı şekilde diğer cümlemize bakalım. You can pay bills over the internet. İnternet üzerinden faturaları da ödeyebilirsin diyor. Bu arada prepozisyona dikkat edin. İnternet üzerinden derken over kullanıyorsun.
You can pay bills over the internet. Additionally, şimdi ilk cümle bitti. Buna ilaveten, bunun yanı sıra, dahası, üstelik, you can check all your accounts in the banks. Üstelik bankalardaki bütün hesaplarını kontrol edebilirsin. Gene internet üzerinden demek istiyor. Additionally yerine burada aynı grupta verdiğim herhangi bir bağlaçta olur. The diet recommends fruit juice for breakfast. And şimdi bu diyet ne öneriyormuş? Kahvaltı için meyve suyu öneriyor. And deyip, bakın and de paralellik bildirir. And'den sonra bu bağlaçları kullanabilirsin. And de bir bağlaç. Ama bu bağlaçları and ile birlikte kullanıp anlamlarını güçlendirebilirsin. And additionally fresh fruit once a day. Şimdi burada additionally'den sonra tam cümle gelmemiş. Dikkat edin. Additionally grubuna tekrar yukarıdaki şemadan bakın. Add da gelebilir demiştik. Bir önceki cümlede additionally'den sonra tam cümle geldi. You can check all your accounts in the banks. Ama bu cümlede additionally'den sonra add geldi. İkisini de alabiliyor. The diet recommends fruit juice for breakfast and additionally fresh fruit once a day. Diyet neyi öneriyormuş? Bu beslenme stili neyi öneriyormuş? İşte kahvaltı için meyve suyu öneriyor. Buna ilaveten günde bir tane de taze meyve öneriyormuş. She is qualified and experienced. Burada bu cümle bitti. O kalifiye bir eleman ve tecrübeli. In addition to this, buna ilaveten, she is quite easygoing and hardworking. Buna ilaveten o oldukça geçinmesi kolay, uyumlu ve çalışkandır diyor. Yani bu kız hakkında hep iyi şeyler söylüyor. Paralellik bildiriyor gene. In addition to this, tam cümle alıyor. Bak arkasından she's quite easygoing and hardworking dedik. Tam cümle alıyor. In addition to this yerine burada tam cümle alanlar grubundan herhangi birisini kullanabilirim. Diğer örneklerimize bakalım. I'm much too old for you, he said. Ben senin için aşırı yaşlıyım dedi. And, gene and ile paralellik bağlaçlarından birini birleştirecek. And besides, besides'dan sonra ne geliyordu? Tam cümle de gelebilir. Noun da gelir, gerund da gelir. Burada tam cümle gelmiş. And ile desteklenmiş. And şart değil ama desteklenmiş. And besides, I'm married. Ve üstelik, Türkçe'de de bakın ve üstelik kelimeleri bir arada kullanılabiliyor. Ve üstelik evliyim. I'm much too old for you, he said. And besides, I'm married. Senin için çok fazla yaşlıyım dedi. Ve üstelik, adam devam ediyor konuşmaya, evliyim. The author's wife was a good editor. Yazarın eşi iyi bir editördü. Besides being a great writer herself. Besides'dan sonra ne geldi burada? Gerund geldi. Bakın verb ing geldi. Şimdi the author's wife was a good editor. Besides being a great writer herself. Tersten çevireceğim çünkü bu tek bir cümle. Kendisi büyük bir yazar olmasının yanı sıra olmasına ilaveten yazarın eşi iyi bir editördü. There are plenty of other things to do in Kuşadası at night besides drink. Besides'dan sonra ad da gelebilirdi. Drink burada isim, içki anlamında. Bakın besides'dan sonra burada ad gelmiş. Kuşadası'nda gece yapılacak birçok başka şey var. İçmenin, içkinin yanı sıra. Yani içmek zorunda değilsin. İçkinin yanı sıra ha içebilirsin de. Kuşadası'nda gece yapılacak birçok başka şey var. The whole report is badly written. Bütün rapor kötü yazıldı. Yazılı yani kötü bir rapormuş, kötü yazılmış. Buna paralel bir şey söyleyecek şimdi. Gene negatif bir şey söyleyecek. Burada bu cümle bitti. Moreover, buna ilaveten, üstelik, dahası, ayrıca, it's inaccurate. Üstelik yanlışmış. Yani bütün rapor çok kötü yazılmış, üstelik yanlış. Moreover, tam cümle almak zorunda. Bakın ilk cümle bitiyor. Moreover, sonra gene subject geliyor. It is subject, verb,
inaccurate. Moreover, araya da girebilir. She alleged, iddia etmek. Claim ile eş anlamlı. Önceden demek ki bir şeyler söylemiş bu kadın. Üstelik hani buna ilaveten şunu da iddia etti demek istiyor. She alleged moreover that. Bakın, she alleged that. That clause. Şunu iddia etti. Bilmem ne olduğunu iddia etti diye çevirirsin bu cümleyi. Ama önceden demek ki bir şeyler söylemiş. Şunu da iddia etti diyor. Bunun yanı sıra bunu da iddia etti. She alleged, iki virgül arasında, moreover that the two of them have met before. Her ikisinin önceden tanıştığını da iddia etti. Üstelik ikisinin daha önceden tanıştığını da iddia etti. Ha, başka şeyler de iddia etmiş demek ki. Bu şekilde araya da girebilir that clause'dan önce. Moreover için konuşuyoruz. Diğer örneğimiz furthermore. The house is so beautiful. Ev çok güzel. Olumlu bir şey söyledi. Burada bu cümle bitti. Furthermore, buna ilaveten, ayrıca, dahası, it's in a great location. Gene evle ilgili güzel bir şey söyledi. Harika bir konumda. Yeri de çok güzel, muhiti de çok güzel diyor yani. Furthermore yerine burada arkasından tam cümle almak zorunda. Tam cümle alanlardan herhangi birini koyabilirsin eş anlamlardan. The decorations were absolutely beautiful. Dekorasyonlar harika, yani mükemmel diyor, kesinlikle çok güzel. And gene and de desteklenmiş. What's more, buna ilaveten, dahası, üstelik, ayrıca, bunun yanı sıra, gene tam cümle, çünkü what's more tam cümle alır. The children had made them themselves. Üstelik çocuklar bunu kendileri yaptı yani. Dekorasyonlar kesinlikle çok güzel. Üstelik çocuklar bunu kendileri yaptı. Burada da what's more yerine tam cümle alanlar grubundan bu bağlaçların eş anlamlarından herhangi birini kullanabilirdik. They provide employees with accommodation. Onlar çalışanlarına kalacak yer sağlıyorlar. Nokta. Bitti şimdi burada bu cümle. Başka bir cümle başlatacağım. Apart from this, bunun yanı sıra, they give them high salaries. Onlara yüksek maaş da veriyorlar. Üstelik bunun yanı sıra, ayrıca, dahası, buna ilaveten, onlara yüksek maaşlar da veriyorlar diyor. Apart from this, tam cümle alır. Apart from this yerine burada bu gruptaki bağlaçlardan tam cümle alan herhangi birini kullanabilirim. Bu arada apart from, except for anlamı da taşır. Yani haricinde, dışında anlamı da taşır. Ama anlamlarından biri de nın yanı sıra anlamıdır. Bu arada apart from this tam cümle almak zorunda, fakat sadece apart from dersen noun ya da gerund alır. Çünkü neyle bitiyor bak? Prepositional phrase bu. Prepositionla bitiyor. From. Bütün prepositionlar ne alır İngilizce'de? Noun ya da gerund alır. Apart from providing employees with accommodation, başa da gelebilir tabii. Noun, gerund alan her şey başa da gelebilir. Cümle en başa da gelebilir. Çalışanlarına kalacak yer sağlamanın yanı sıra bak. Apart from providing. Nın yanı sıra, sağlamanın yanı sıra, they give them high salaries. Onlara yüksek maaşlar da veriyorlar. She is a photographer and also writes books. Also, istediğin yerde kullanabilirsin. Also, iki tam cümlenin arasında da kullanabilirsin. Yani also'dan sonra tam cümle de gelebilir. Burada ne gelmiş? Verb gelmiş. Verbleri bağlıyor. She is a photographer. O bir fotoğrafçı. And bir daha she demiyor artık. Zaten cümle kısa. Also writes books. Arkadan ne geliyor? Bunun yanı sıra kitap da yazar. I'm cold and I'm also hungry and tired. Burada neleri bağlıyor? Bak, sıfatları bağlıyor. Cold bir sıfat. Üşüdüm diyorsun. And tekrar I'm also hungry. Hungry de sıfat. Paralel sıfatları bağlıyorsun. Negatif. Üşüdüm. Aynı zamanda acıktım ve yoruldum diyor.
I'm cold and I'm also hungry and tired. Olsa'dan sonra tam cümle de gelebilir. O yüzden mesela burada şöyle de kurabilirdik bu cümleyi. I'm cold and also I'm hungry and tired. Böyle de kurabilirdik. Şimdi üçüncü cümlemizde also tam cümle alıyor bakın. İki tane sevdiği şeyi anlatıyor. Şunu severim. Bunun yanında bunu da severim. I like taking a stroll by the sea. Deniz kenarında yürüyüş yapmayı severim. Taking a stroll by the sea. Deniz kenarında yürüyüş yapmak. Orada stroll yerine walk da kullanabilirsin. I like taking a walk by the sea. Also, şimdi ilk cümle bitti orada. Also, yeni cümle başlatıyor. Burada işte sentence connector. İki cümlenin ortasına gelmiş. Kendisinden sonra bir daha cümle başlıyor. I enjoy riding a bike. Deniz kenarında yürüyüş yapmayı severim. Ayrıca bunun yanı sıra, buna ilaveten üstelik dahası bisiklete binmekten de keyif alırım. In addition to noun ya da gerund alır demiştik. Noun ya da gerund alan her şey gibi en başa getirebiliyoruz. In addition to the twins, ikizlerin yanı sıra Liz has another child by her first husband. İkizlerin yanı sıra Liz'in ilk kocasından başka bir çocuğu daha var. Bak hep daha anlamı katıyor. In addition to the twins, ikizlerin yanı sıra. Bunu böyle olduğu gibi sona da atabilirdim. Liz has another child by her first husband. In addition to the twins. Böyle de kurabilirdim bu cümleyi. İkizlerin yanı sıra Liz'in ilk kocasından başka bir çocuğu daha var. Bu arada ilk karısından, ilk kocasından derken hani çocuk sahibi olmak by preposition kullanılıyor. Ona da dikkat edin. İlk kocasından derken bak. Has another child by her first husband. As well as noun, gerund alabilir, ad öbeği alabilir. İşte aynı cinsten herhangi iki şeyi bağlayabilir. Bunlar sıfat olur, ne bileyim işte preposition olur. Mesela diyor ki, we have responsibilities to our society. Toplumumuza sorumluluklarımız var. As well as to our families. Ailemize olduğu kadar, hani ailemize olmasının yanı sıra toplumumuza da sorumluluklarımız var. Hem to our society as well as to our families. Bak aynı türden iki şeyi bağlıyor. I like taking photos. Fotoğraf çekmeyi severim. As well as writing short stories. Kısa hikayeler yazmanın yanı sıra fotoğraf çekmeyi de severim. Burada neyi bağladı as well as? İki tane gerund'ı bağladı. Gerund, zaten gerund ne demek? Ad eylem. İsim fiil yani eski adıyla. Eylemsi, fiilimsi. Eylem değil yani, eylemsi. Eylemsi ne demek? Eylem trak yani böyle eylemmiş gibi ama aslında isim. O yüzden aslında bütün eylemsiler de aynı zamanda addır. Taking photos, taken, bak bu gerund, fotoğraf çekmeyi, as well as writing, gene gerund geldi, iki gerund'ı bağladı, short stories. Kısa hikayeler yazmanın yanı sıra fotoğraf çekmeyi de severim. We need another source of information. Başka bir bilgi kaynağına ihtiyacımız var. Over and above, as well as gibi, apart from gibi, besides, in addition to gibi, over and above da ad öbeği ya da gerund alıyor, verb ayıncı alıyor. Burada adları birleştirmiş, ad öbeği birleştirmiş bak. We need another source of information, another source of information, ad öbeği, başka bir bilgi kaynağı. Neyin yanı sıra buna ihtiyacımız var? Over and above, as well as de diyebilirdim burada. Besides de diyebilirdim. In addition to da diyebilirdim. Apart from da diyebilirdim. What we already have. Zaten sahip olduğumuz bilgi. Bu da ad öbeği. Bilginin yanı sıra başka bir bilgi kaynağına ihtiyacımız var.
He earns a large amount. Çok yüksek bir miktar para kazanıyor. Over and above his salary. Bak gene adobe gelmiş. Kendi maaşının yanı sıra çok yüksek bir miktar ve çok yüksek bir meblağ kazanıyor. Şimdi orada over and above yerine noun alan herhangi başka bir bu gruptan bağlaçta kullanabilirdim. Ne mesela? In addition to his salary, besides his salary, as well as his salary, apart from his salary de diyebilirim. Geldik her dersimizin sonunda olduğu gibi some useful expressions. Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı deyimsel yaygın ifadeler. Make friends, arkadaş edinmek, arkadaş olmak anlamı taşıyor. Örnek cümlemize bakalım. She can easily make friends with whomever she meets. Tanıştığı herkes ile kolayca arkadaş olabilir. O tanıştığı herkes ile kolayca, yani kimle tanışırsa onunla kolayca arkadaş olabilir. İkinci ifademiz rather than veya as opposed to. Bir şeydense, bir şey yapmaktansa ya da oraya bir isim gelecek, bir şeydense anlamı veriyor. Daha çok böyle tercih bildirir. Mesela I'd prefer to go in June. Haziran'da gitmeyi tercih ederim diyor. As opposed to September. Eylül ayındansa, Eylül'dense Haziran'da gitmeyi tercih ederim. As opposed to September yerine burada rather than September da kullanabiliriz. Hatta rather than daha yaygın. Diğer ifademiz birinin ilgisini çekmek. Ya bunu keep the attention of diye kullanacaksın. Keep the attention of Hüsnü mesela. Hüsnü'nün ilgisini çekmek. Veya sadece hold olarak da kullanabilirsin. Hold Hüsnü. Hüsnü'nün ilgisini çekmek. Mesela onun şarkı söyleyişi seyircinin ilgisini çekti diyeceksin. Her singing, özneyi koydun başa, onun şarkı söyleyişi. Her singing kept the attention of, kimin ilgisini çektiyse onun yanına da onu getireceğiz. Kept the attention of the audience. Onun şarkı söyleyişi seyircinin ilgisini çekti. Kept the attention of yerine burada daha kestirme hold fiilinin ikinci halinde kullanabilirim. Yani her singing held the audience. Tuttu, yakaladı yani seyirciyi. Her singing held the audience. İlgisini çekti anlamında. Evet, scrimp and save. Scrimp and save. Sokak İngilizcesi, daha böyle günlük hayat İngilizcesi. Bir şeyi ödeyebilmek için, atıyorum işte eve girmişsindir. Danaya girmek gibi oldu. Ev işte borcuna girmişsindir. Ne bileyim, kredi çekmişsindir. Veya tatil için kenara para atıyorsundur. Yani bir şeyi ödeyebilmek için çok az parayla geçinmeye çalışmak. Maaşından az bir şey kalıyordur, onunla geçinmeye çalışmak. Kemerleri sıkmak yani. I've been scrimping and saving. I've been, tabii ikisi de fiil olduğu için tensin kuralını ikisine de uygulayacaksın. Şimdi present perfect continuous kullanıyorum burada. Ne gelir present perfect continuous'ta? Eyleme ing gelir. Şimdi scrimp de eylem, save de eylem. İkisine de ing getireceğim. I've been scrimping and saving all year. Bütün yıl kemerleri sıktım diyor. Yani çok az parayla geçindim. Neden? To pay for our holiday. Tatilimizi ödeyebilmek için. Oradaki to ne? To pay for. In order to pay for. So as to pay for. Mekmak için. Tatilimizi ödeyebilmek için bütün yıl kemerleri sıktım. Ve son ifademiz charged with emotion. Duygu dolu demek. Charged with emotion. Mesela bana duygu dolu bir şekilde baktı. Veya bana duygu dolu bir ses tonuyla konuştu gibi. He spoke to me in a voice. Şimdi benle bir ses, nasıl bir ses tonuyla konuştu? Charged with emotion. Benimle duygu dolu bir ses tonuyla konuştu. Ses tonuyla
derken in bak preposition, dikkat et. He spoke to me, buraya kadar ne demek? Benimle konuştu. Nasıl bir sesle konuştuğunu söylerken in a voice. In a voice, sesi koydun oraya. Şimdi sesi tanımlayacaksın. Charged with emotion. Duygu dolu bir sesle konuştu. Evet, geldik bugünün deyimine. Today's idiom. Be ya da go over my head. Beni aşıyor demek. Yani bir şeyi anlamak senin için çok zorsa eğer, bu beni aştı ya, anlayamadım bir türlü, öyle kala kaldım. Yani bir türlü algılayamadım, anlayamadım, anlayamıyorum falan derken be ya da go over my head diyorsun. Kafamın üstünde, yani bu beni aşıyor anlamında. Mesela I tried to understand what he was saying about the details of the bank accounts. Onun banka hesaplarının detaylarıyla ilgili söylediği şeyi anlamaya çalıştım. But most of it went over my head. Ama çoğu beni aştı. Yani çoğunu anlayamadım demek istiyor. I tried to understand what he was saying about the details of the bank accounts, but most of it went over my head. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu bağlaçları güzelce çalışıyoruz. Yanına ne aldığına dikkat ediyoruz. Noun mu alıyor, gerund mu alıyor, tam cümle mi alıyor, cümlenin neresinde kullanılıyor. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Ve bunlarla kendimiz de cümleler kuruyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.